Merhaba sevgili arkadaşlar. Buyurun oturun. Bu videomuzda Osmanlı'daki para ve ekonomi politikasının temel noktaları üzerinde duracağız. Bilgi sorusu olarak karşımıza çok çıkar, eşleştirir. Hangisi yanlış eşleştirmedir diye sorar. İlk Osmanlı parasının bakırdan ki mangır deniyor. Osman Gazi döneminde var olduğu kabul edilmektedir. İlk gümüş para Orhan Gazi, ilk altın para Fatih dönemi. Tabii paranın, metalinin giderek kıymetlenmesi devlet ekonomisinin de giderek güçlendiğinin kanıtıdır. İlk kağıt para da Abdülmecid döneminde karşımıza çıkmakta. Bununla birlikte Fatih döneminden itibaren parada tahşiş, yani para içerisindeki değerli maden oranının düzenlenmesine gidildiğini görüyoruz. İşte para içerisindeki değerli maden oranının azaltılmasıyla paranın da değeri düşürülüyor. Yani aynı maden miktarına daha çok para basılıyor. Hani bu yabancı kovboy filmlerinde falan da görürsünüz, parayı ısırırlar, işte bükülüyor mu bükülmüyor mu, işte değerli maden ölçüsünü oradan ölçüyorlar. Yani oradan da bir bağlantı kurmuş olun. Fatih döneminde tahşişi görüyoruz. Bakın Fatih döneminde 100 dirhem gümüşten 400 akçe basılırken 16. yüzyılda bu 800, o 17. yüzyılda 1000 akçeye çıkıyor. Ama bakın gene 100 dirhemden, hatta 2. Viyana kuşatmasından sonra 100 dirhemden 2000 küsur akçe basılıyor. Paranın değeri düşüyor. Bu da ekonominin giderek bozulduğunun bir kanıtı olarak karşımıza çıkar. Nar devletin bir emtiaya, bir mala azami fiyat koymasıdır. Belli bir kar oranı belirler. Üreticinin mağdur olmaması, halkın da ağır fiyatlar altında ezilmemesi için nar koyma, fiyat belirleme işlemi yapılır. Osmanlı ekonomi politikasına baktığımızda yine zorlayıcı sorular da karşımıza çıkabilir. İhaşecilik, provizyonizm de deniyor buna. Ülke içinde yer alan malların bol ve ucuza olmasıdır. Fiyatların tabii böylece düşük kalması, halkın alım gücünü zorlamamasıdır. Bunda dikkat edin, üretim ihtiyaca göre, ülke içindeki ihtiyaca göre yapılıyor. Hani ben bu kadar mal ihraç edeceğim değil, benim halkımın bu kadar mala ihtiyacı var anlamında yapılıyor. Fiskalizm ise ülkenin vergi gelirlerini arttırmak, tabii ki vergi gelirlerinin arttırılmasıyla hazinenin dolu tutulmasıdır. Ki bunu yapabilmen için de üretimin yüksek tutulması gerekir. Yani İhaşecilikle fiskalizm doğru orantıdadır. İkisi birbiriyle bağlantılı. Gelenekçilik özellikle batılılaşma sürecinde Osmanlı'nın geleneksel üretim yapısını korumasıdır. İşte atıyorum bir örnek, sanayi inkılabına geçer Avrupalı ama işte Osmanlı'da el tezgahları, lonca sistemi korunmaya devam etmeye çalışılmıştır. Bu videomuzda da bu noktalar üzerinde durduk. Başka bir videoda görüşmek üzere.